Merhabalar. Bir takipçimiz rica etmiş Güler Yatırım. Yani bu RTA ile zaten aynı hareketleri yapıyor. Hatta onu da oraya koyayım. Şimdi birkaç yorumum oldu düşerken. Çok panik yapıyordu insanlar. RTA'da da Güler'de de. Bir sağlıklı bir fiyat oluşumunun olmadığını söyledim o zaman. Şöyle yapayım, bunu da tam oturtayım. Yani aynı kağıt, aynı hisse. Onun için ikisini aynı anda koydum. Şu anda Güler Yatırım'da da bunu bir teknik analiz yapmam. Bir onu söyleyeyim yani. Bir buradan çekilecek bir trend çizgisi falan yok. Çünkü o kadar sert ki hareketler. Yani birisi alıyor kağıdı, ta yukarı götürüyor. Koyuyorlar, yığıyorlar tabana satışı. Yani var bunun bir sahibi. Bu kağıdın. Zaten hani 30 milyon lot var dolaşımda bunların. Birinin 30, birinin 40 mı ne, bir baktım da hani oradan biliyorum öyle bir şey. Ya RTA'nın 30 ya bunun 30. Galiba bunun 30, RTA'nın 40 küsür milyon lotu var. Bunlar çok büyük sayılar değil Borsa İstanbul için. Yani kağıt 2 lirayken işte hesaplarsanız 50 milyon veren şirketin yarısına ortak olur. TL olarak söylüyorum. Şirketin yarısına ortak olur. İşte 10 milyon veren bir dünya hissesini alır. %10'una ortak olur. Bunlar çok büyük lotlar değil. Onu çünkü bu kağıtta çok borsaya yeni giren arkadaş var. Bir bilgi için söylüyorum. Bunlar çok lotu yok yani. Çok az kağıdı var adamın. Yani bunu elinde tutan birisi varsa bir kurum, şirket, şahıs, bu herhangi bir kişi, insan da olabilir. İşte şirketin patronu da olabilir. Zaten o da ceza aldı herhalde. Herhalde değil, aldı. Onlar da ceza aldı. Abi yani bunlar çok sığ hisseler. Derinlikleri çok az olduğu için. Onun için bunlar da yani o trend çizgisini falan bozar. Bu tür kağıt. Bir satış koyarlar. Yaptığın her şey, her analiz boşa gider. Burada bir hisse yorumu yapıyorum o yüzden. Şimdi ben daha önce hep dedim ki ya bir seviyeye gelsin, o seviyede insan evladı gibi işlem görsün. İşte kaçsa yani seviye. Atıyorum şu an mesela RTA 32 lira 48 kuruşta, diğeri 13 lira 97 kuruşta. Ya burada görsün yani, ama bir şey olsun ya, burada Tukaş örneği veriyorum o yüzden. Mesela Tukaş geldi işte düştü müştü 9 lirada. Şey işte Alkim örneği veriyorum, o da 14 lira civarlarında. Günlük bir şeye başladı. İşlem görmeye başladı. RTA'da hala öyle bir şey yok. Yani gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Yani ben buna teknik olarak size derim ki, aa burada ikili tepe yaptı. Derim. Şurayı gösterdim. İki kağıt için de geçerli. İkili tepelerden sonra biz ne bekleriz? Düşüş bekleriz. Sert. Böyle derim. Tutar. Pazartesiden bir alır. Gene öteki 50 liraya gider. Beriki 20 liraya gider. Anlatabiliyor muyum? Yani lot sayısı az ve büyük. Çok şeyin elinde olduğu için yani birilerinin muhtemelen elinde olduğu için o oynuyor yani, öyle gidiyor geliyor. Yani buradaki beni de yalancı, beni değil yani teknik olarak da yalancı çıkar. Şimdi ne yapılır? Bir işlem görmeye başlasa düzgünce gün içi, öyle %10'larda falan açmadan insan gibi bir marjda %2 ile 3 ile, ya o zaman bir trend ortaya çıkar. Yükselir mi, düşer mi? Bir şey olur. Onun dışında hani bu hareketlerle almaya da korkarsınız. Zaten düşerken satamıyorsun onu. Çok zor. İşte ilk sıralarda olursan kim alır onun gider hisseyi. Böyle maliyet düşüreyim diyorsun. Bu sefer alamıyorsun. Onu da yapamıyorsun. Nasıl alacaksın yani? Bu sefer de satan yok. 10-10-10 yukarı. Öyle. Çok zor. Yani bu kağıtta karar vermek, etmek, onu yapma. Bana göre zor yani. Benim şeyimde değil. Benim risk algıma çok ters hareketler. Ben sert hareketli kağıtları sevmem böyle. Yani 10 aşağı 10 yukarı falan bana şey gelir. Tehlikeli gelir. Çünkü daha önce çok gördük. Bunun benzeri çok oldu işte. Beyaz filoda oldu. Kalkınmada oldu. QNB'de oldu falan. Orada tabii başka bir durum vardı. Yani daha saysak geri doğru bir ton sayarız. Bir şimdi size onun için hani kağıdın şeyi hakkında çıkar mı, düşer mi? İşte hastalık çok daha uzayacak herhalde, uzar. Ben söylüyorum yani bilançolar gelsin. Asıl yeni yani bu ikinci çeyrek bilançosu işte ne zaman verirler? Temmuz'dan mı verirler? Temmuz'un sonuna doğru mu verirler? Bilançolar falan gelsin. Kağıt bir ayına otursun.
hisse şeyin yani karlılıklar bir çıksın, FK'sına bakın. Bunun FK nedir? İşte piyasa değeri, defter değeri bunları kıyaslayın. Orada temel analizi yapıp projeksiyonu çizip ondan sonra bir takım fiyat tahminleri belki yapılabilir. Ama şu an hala fiyat tahmini yapmak zor. Valla Güler ve RTA için söyleyeceğim başka bir şey yok. Hep söylüyorum, umarım bir an önce normal hareket bir yerde hareketlerine döner ve bir fiyatlama yapar, piyasa fiyatlaması. En azından yatırımcıların kafası daha berrak olur. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi günler.